Merhaba canlar, ben Umut Murat Hoca. Evet sevgili arkadaşlarım, 10. sınıf konularından dalgalar konusuyla karşınızdayım. Eğer sen hazırsan dostum, ben de hazırım. Hadi gel. Dalgalar konusunda neler göreceğiz sevgili arkadaşlarım? Temel kavramları göreceğiz. Titreşim ve dalga kavramı, dalga tepesi, dalga çukuru, dalga boyu, periyot ve frekans, dalganın ilerleme hızı, uzanım ve genlik, dalgaların sınıflandırılması konularını göreceğiz. Sevgili arkadaşlar, bu konuyu günlük hayatta nerelerde kullanıyoruz? Sonar, ultrason gibi cihazlarda, cep telefonlarında dalgalardan yararlanıyoruz. Bu konuyla ilgili ödevleri yapmayı unutmuyorsun sevgili arkadaşım. Evet, ilk olarak temel kavramlarla başlayalım. Bir cismin bir denge noktası etrafında tekrar eden hareketine titreşim hareketi denir. Titreşim hareketi denir arkadaşlar. Titreşim hareketinin esnek bir ortamda meydana getirdiği şekil değişikliğine, yani aktardığı enerjiye ne diyoruz? Dalga diyoruz. Dalga. Şimdi eşit zaman aralıklarında ard arda oluşturulan dalgalara periyodik dalga denir. Periyodik dalga denir sevgili arkadaşlar. Şimdi sevgili gençler, titreşim hareketi sonucunda enerji aktarılıyorsa bu dalga hareketidir. Enerji aktarılmıyorsa bu bir dalga hareketi değildir. Bu yüzden her titreşim hareketi bir dalga oluşturmaz. Dalga hareketi sırasında ortam ilerlemez, sadece titreşir, enerji taşınır arkadaşlar. Enerji taşınır. Su dalgalarının ilerleyişi ve su üzerindeki topun hareketi şekilde gösterilmiştir. Buna göre yandaki şekilden sonuçlarından hangileri çıkarılabilir? Dalga enerji taşır. Evet, dalga enerji taşır. Çünkü top yukarı ve aşağı hareket ediyor. Dalga hareketinde hareketi oluşturan molekül değil, enerjidir. Evet, doğrudur. Topun potansiyel enerjisi sürekli değişmiş. Bakın, bir yukarı bir aşağı inmiş. Dolayısıyla enerji değişmiş. Cevabımız E seçeneği olacaktır arkadaşlar. Dalga tepesi ve dalga çukuru ne demek sevgili arkadaşlar? Dalga üzerindeki en yüksek noktaya dalga tepesi, en alttaki noktaya ise dalga çukuru denir. Bakın, buradaki noktalar size dalga tepesi ve dalga çukurlarını gösteriyor sevgili arkadaşım. Peki sevgili arkadaşım, dalga boyu ne demek? Ardışık iki dalga tepesi veya iki dalga çukuru arasındaki mesafeye dalga boyu denir. Arkadaşlar, dalga boyu lambda sembolü ile gösterilir. Her iki tepe arasındaki mesafe ya da her iki çukur arasındaki mesafedir. Ya da bir tam dalga oluşuncaya kadar oluşan mesafe yine bir dalga boyudur sevgili arkadaşlar. Sadece tepe oluştuğu zaman oluşan dalga ne kadar? Dalga boyunun yarısı kadar menzile sahiptir. Sorumuza bakalım. Şekildeki periyodik dalgaların ardışık 3 dalga tepesi arası uzaklık 12 santimdir. Buna göre periyodik dalgaların dalga boyu kaç santimdir? Şimdi arkadaşlar şöyle bakın, parmaklarımızı tepe olarak düşünelim. Kaç taneymiş? 3 tane tepe varmış. Bakın 3 tepe. Her 2 tepe arası 1 dalga boyu. 1, 2. Demek ki benim 2 dalga boyum var. Hemen şekilde de gösterelim. Bakın bu birinci tepeler arası. Bu da ikinci tepeler arası arkadaşlar. Dolayısıyla 2 lambdamız 12 santimmiş. Her dalga boyu 6 santimdir diyeceksin sevgili arkadaşım. Sıra geldi periyot ve frekans kavramlarına. Bir tam dalga oluşması için geçen süreye periyot denir. Arkadaşım, periyodu T ile gösteriyoruz. Birimi saniyedir. Bir saniyedeki dalga sayısına frekans denir. Frekans f ile gösterilir. Birimi 1 bölü saniye veya hertz'tir arkadaşlar. Frekans ve periyot sadece dalganın kaynağına bağlıdır. Kaynak değişmediği sürece frekans ve periyot değişmez. ÖSYM bunu çokça soruyor sevgili arkadaşım. Evet, bir dalga hareketinin genlik zaman grafiği şekilde verilmiştir. Buna göre dalga hareketinin periyodu t ve genliği r, saniye ve metre birimleriyle hangisinde doğru verilmiştir demiş. Genlik neydi arkadaşlar? Maksimum minimum noktalar. O zaman genliğimiz burada bakın 6 metre. O zaman 6 metre olanları şöyle bir bırakalım. Diğerlerini eleyelim. Sonra bakınız 6 tane kare var. 6 kare 12 saniye. Demek ki her kare 2 saniye. Bir tam dalga oluşması için bakın buraya kadar 4 tane kare geldik. 4 çarpı 2'den 8 saniye periyodumuz var demektir. Cevabımız
A seçeneği olacaktır arkadaşlar. Uzanım zaman değişim grafiği yanda verilen periyodik dalga ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Genliği 4 santimdir. Evet arkadaşım, maksimum nokta 4 santim olduğu için genliği 4'tür. Periyodu 8'dir. Bir tam dalga oluşması için 8 saniye geçmiş. 1 saniye anında uzanımı 4 santim değildir. 2 saniye anında 4 santimdir arkadaşlar. Dolayısıyla bu yanlış. Cevabımız 1 ve 2. C şıkkı olacaktır. Dalganın ilerleme hızından bahsedelim biraz da. Bir dalganın birim zamanda aldığı yola dalganın ilerleme hızı denir. Birimi metre bölü saniyedir. V harfi ile gösterilir. Lambda eşittir V çarpı T ya da V bölü F ifadesiyle bulunur arkadaşlar. Dalganın hızı sadece ortama bağlıdır. Ortam değişmediği sürece dalganın hızı değişmez, kaynağa bağlı değildir diyeceğiz. Bir dalga kaynağı 3 saniyede 60 periyodik dalga üretebilmektedir. Bu dalgaların hızı 40 santim bölü saniye olduğuna göre dalga boyu lambda kaçtır? Arkadaşlar, 3 saniyede 60 ise 1 saniyede kaçtır? 3 saniyede 60, 1 saniyede f. Buradan frekansımızı 20 buluruz değil mi arkadaşlarım? Şimdi frekans 20. Hız dalga boyu çarpı frekanstı. Yani 40 eşittir lambda çarpı 20. Buradan lambda 2 santim gelir sevgili arkadaşım. Uzanım ve genlikten bahsedelim biraz da. Bir dalganın düşey eksen üzerine denge konumuna uzanım. Maksimum uzanımına da genlik denir. Genlik dalgaların sahip olduğu enerjinin bir ölçüsüdür. A sembolü ile gösterilir. Birimi metredir. Bak burada arkadaşlar genliği sana göstermiş. Burada uzanım dediğimiz kısım şu. Görüyorsun. Yataydaki kısım yani. Genel olarak dalgaların özelliklerine bakalım. Titreşim doğrultusuna göre dalgalar. Elektromanyetik dalgalar sadece enine dalgalardır. Ses dalgaları da sadece boyuna dalgalardır arkadaşlar. Şimdi enine dalgalara baktığımızda titreşim doğrultusu ilerleme doğrultusuna dik olan dalgalara enine dalgalar denir. Kimdir bunlar? Deprem dalgalarının bazıları, bazı yay dalgaları, bazı su dalgaları ve elektromanyetik dalgalar enine dalgalardır arkadaşlar. Peki boyuna dalgalar kimler? Titreşim doğrultusu ile ilerleme doğrultusu birbirine paralel olan dalgalardır arkadaşlar. Bazı deprem dalgaları, bazı yay dalgaları, bazı su dalgaları ve ses dalgaları arkadaşlar. Taşıdığı enerjiye göre dalgalar. Elektromanyetik dalgalar mekanik dalga değildir. Yayılabilmeleri için maddesel bir ortama ihtiyaç yoktur. Kimdir bunlar? Radyo dalgaları, mikrodalga, kızılötesi, görünür ışık, mor ötesi, X ışını ve gama ışınları. Peki mekanik dalgalar kimler? Maddesel ortamın titreştirilmesiyle enerji iletimi sağlayan dalgalara mekanik dalgalar denir. Bunlar arkadaşlar mekanik dalgaların yayılabilmesi için illaki ortama ihtiyaç vardır. Su dalgaları, deprem dalgaları, yay dalgaları ve ses dalgaları mekanik dalgalardır sevgili arkadaşım. O zaman arkadaşlar dalgaları ne yapabiliriz? Titreşim doğrultusu ve taşıdığı enerji olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Titreşim doğrultusu enine boyuna, taşıdığı enerji mekanik ve elektromanyetik olmak üzere. Bakınız böyle dallanmış bir tablomuz var. Bu tabloyu lütfen kendiniz de çizin ve her zaman gözünüzün önünde olacak şekilde bir yere yapıştırın arkadaşlar. Yukarıda taşıdığı enerjiye göre dalgaların sınıflandırılması verilmiştir. Buna göre hangi dalga yanlış sınıflandırılmıştır? Mekanik dalgalar deprem, su, yay, ses, gama. Gama mı? Gamanın burada ne işi var? Gama elektromanyetik dalgaydı. O zaman cevabımız B seçeneği olacaktır arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşım, konumuzu bitiriyoruz. Konumuzu bitirirken temel kavramları öğrendik. Titreşim ve dalga kavramı nedir? Dalga tepesi, dalga çukuru, dalga boyu, frekans, periyot, bunların ne olduğunu öğrendik. Dalganın ilerleme hızını öğrendik. Uzanım ve genliği, dalgaların sınıflandırılmasını öğrendik. Şimdi sevgili arkadaşım, bu benim ödüllü sorum. Bu ödüllü sorumu bir sonraki konu anlatımında çözeceğim seninle beraber. Fakat istersen gel şimdi bir önceki haftanın ödüllü sorusunu çözelim. Evet arkadaşlar, düşey kesiti verilen sıvı dolu kap kesit alanları A olan pistonlara uygulanan F1 F2 kuvvetleriyle dengeleniyor. Buna göre F2 kuvveti F1 kuvvetinin kaç katıdır diye soruyor. Şimdi bir kere kuvvet arkadaşlar yüzeyin tam ortasına etki eder. Dolayısıyla bakın buradan yukarı kadar olan mesafe 3H bölü 2. Yani F1 3H bölü 2 dGA kadar. Peki F2 ne kadar arkadaşım? F2 bakıyorum tamamına 4,5H kadar. F2 9H bölü 2 dGA kadar. Dolayısıyla F2 F1'in kaç katı olur arkadaşım? 3 katı olur. D seçeneği doğrudur.
Bu soruyu doğru yanıtlayan arkadaşlarım hemen aşağıda listeleniyor. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.